Nurbet Ali ile ben 1993 yılının öyle zannediyorum yaz aylarında karşılaştım. Ayrı tam olarak hatırlamıyorum. Fakat 93 olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü yeni gelmişti. Gazeteye yayın yönetmeni olarak gelmişti. Ben de Güney Kürdistan'dan dönmüştüm. Zaman zaman Özgür Gündem'e dışarıdan yazılar yazıyordum. O dönem serbest çalışıyordum. Gıyaben tanışıyorduk. Biz yeni ülkeyi çıkardığımızdan bu yana gurbetle ilgili bazı gelişmeleri duymuştum. Gazeteye gittim. Gazetede tanıştık. O dönemden aklımda kalan gazetedeyken Türkiye'nin tabii ki çok tartışılan ilk genel yayın yönetmeni olduğu için de dikkatleri üzerinde çeken bir gazeteci, bir meslektaşımız olarak ilgi görüyordu, ilgi çekiyordu. Ben de kendisiyle tanışmak istemiştim. Bir sohbetimiz oldu. Ben de bıraktığı ilk izlenim etkileyiciydi, olumluydu. Gurbet 50 ile ilk izlenimden olumlu ayrıldım. O gün orada Türkiye'nin, Kürdistan'ın genel gündemi üzerinden gazeteciliği konuştuk bir parça. Dediğim gibi ben Özgür Basın Genel Yayın'da yeni ülkenin kurucusu genel yayın yönetmeniydim. Daha sonra bu görevi Hüseyin Aykul'a devrettim ve serbest gazeteciliğe başladım. Bu arada benimle ilgili davalar da vardı. Gurbet'le ilk görüşmemizden sonra birkaç ay sonra ben tutuklandım, cezaevine girdim. Benden sonra da gazeteye operasyon oldu. Onlar da tutuklandılar. Gurbetler yeniden tutuklandı. Bu zannedersem onun ikinci tutuklanışıydı. Daha önce bir iki yıl kadar yanlış hatırlamıyorsam Malatya'da cezaevinde kalmıştı. Onlar da cezaevine girdiler. Ben de cezaevindeydim. Sonra ben cezaevinden çıktım. 95'in başında çıktım ve 95 Mart ayında Şam'a gittim. Şam'a gittiğimde orada karşılaştık. O da cezaevinden çıkmış. Artık Türkiye'de kalabilecek imkanları ve ortamı olmadığı için o da Türkiye'yi terk etmişti. Tabii Şam'da artık Zeynep arkadaştı. Herkes onu Zeynep olarak çağırıyordu. Şam'da bir hafta kadar birlikte kaldık. Orada aslında daha geniş, daha ayrıntılı sohbet etme imkanlarımız da oldu. Oradaki durumu da benim üzerimde gerçekten olumlu bir etki yarattı. Biz birlikte orada o kısacık sürede yine işte gazetecilik faaliyetleriyle ilgili, siyasal gidişatla ilgili, süreçlerle ilgili bir şeyleri paylaştık. Gurbet daha sonra gerilla alanlarına gitti. Ben de Avrupa'ya geri geldim. Oradan da o sınırlı, sıkıntılı dönemlerde zaman zaman ondan haber alabiliyordum. Çünkü gittiği alanlarda benim de bir yakınım daha doğrusu kardeşimle birlikte kalıyorlardı. O vesileyle kardeşim üzerinden de ondan haber alıyordum. İlk izlenimim de onu ikinci görüşümde de edindiğim izlenim buydu. Gurbet Ali'de yüksek bir ulusal bilinç, duyarlılık, insani bir güçlü ya aynı şekilde mücadele ve özellikle de yazın alanında, basın alanında mücadele konusunda özel yetenekleri olan birisiydi. Özel bir insandı. Gurbet Ali çok özel bir insandı. Gurbetten önce mücadele saflarına katılan ve hayatını kaybeden kardeşi Agir de vardı ve gurbetin üzerinde kardeşinin hayatını kaybetmiş olmasının, şehadete ulaşmış olmasının derin izleri ve derin etkisi vardı. Yani bir mücadele insanıydı. Mücadele konusunda, üretilen değerler konusunda hassas, korumacı, aynı derecede de sorgulayıcı özelliklere sahip birisiydi. Bazen bu tür sohbetlerimiz oldu o kısacık zaman içerisinde. Daha sonra mektuplaşmalarımız da oldu. Gurbetin biliyorsunuz güncesi de yayınlandı. Arkasında önemli bir miras bıraktı. Maalesef kısa bir mücadele hayatı, kısa bir ömrü oldu zaten. Genç yaşta hayatını kaybetti. Yeri kolay kolay doldurulamayacak arkadaşlardan, insanlardan, Kürt kadınlarından biriydi, öncü kadınlardan biriydi. Ancak onların mirası bugün Jin Jiyan Azadi felsefesiyle dünyanın dört bir yanında
yaşamaya, yankılanmaya devam ediyor. Ölümle tehdit ettiler, kaçırmaya çalıştılar. Başımıza bir sürü iş geldi. Ancak bu gelenek ısrarlı ve kararlı davranmak konusunda kendini ikna etmişti. Baskılar olacak, öldürmeler, kaçırmalar, zindanlar, faili meçhul cinayetler, büro yakmalar, her türlü alçakça, her türlü ahlaksızca baskılar olacak ancak Türk gazeteciliği de bir gelenek yaratacak diye yola çıkılmıştı o dönemde. Çok arkadaşımız hayatını kaybetti. İşte kısa zaman dilimi içerisinde o topyekün savaş sürecinde 30'a yakın arkadaşımız hayatını kaybetmişti. Zaten Gurbet Ali Ersözü'nde bu mücadeleye bu kadar çok yakıcı olduğu için, ateşten bir gömlek olduğu için gönüllü aday olduğunu da biliyorum. Türk gazeteciliği 1990'larda başlayan özgür basın geleneği Gurbet Ali'lerin öncülüğünde, Gurbet Ali Ersözlerin, Hafız Akdemirlerin, Ferhat Tepelerin, Burhan Karadenizlerin ve daha onlarcasının, Mehmet Şenurların, birçok arkadaşımızın öncülüğünde emekleriyle, kanlarıyla yarattıkları anlamlı, onurlu bir değerdir. Ve bu değerin korunması konusunda bugün geçmişe nazaran pek bir şeyin değişmediği bir mücadele biçimiyle bu süreç devam ediyor. Özgür basın geleneği yine üzerindeki baskılara, cezaevi tehditlerine, her türlü engellere rağmen gurbetlerin açtığı yoldan yürümeye devam ediyor. Bu elbette Kürtler açısından, Kürtlerin haklı mücadeleleri açısından, Kürtlerin özgür gelecekleri açısından çok anlamlı, çok saygın bir duruştur. Dolayısıyla bugün Türk basın emekçilerinin içinde bulunduğu ağır koşullara rağmen yürüttükleri mücadele benim de açımdan, toplum açısından da saygındır, değerlidir ve aynı şekilde desteklenmesi de gerekmektedir. Bu çok kolay oluşturulmuş bir gelenek değil. Dediğim gibi burada Gurbet Ali Ersözler'in kanı var, canı var, emeği var, öncülüğü var, ödedikleri bedeller var. Dolayısıyla bunlara layık olmak gibi, bunları daha etkili, daha verimli, daha sonuç alıcı hale getirmek gibi de hepimizin özgür basın geleneğinde görev alan bütün arkadaşlar gibi ve yine bu geleneğe omuz veren, ruh veren, destek veren bütün toplum gibi hepimizin daha iyisi, daha etkilisi, daha geniş bir özgür basın için yapmamız gereken üzerimize düşmüş tarihsel sorumluluklarımız ve görevlerimiz de vardır. Kürt medyası, Kürt halkının sesi, soluğu, özgür gelecek düşlerinin, özlemlerinin yankı bulduğu bir alan, önemli bir alan. Dolayısıyla bu alanın hakkını vererek ve bu alanın özlem duyduğu, talep ettiği bütün ihtiyaçları karşılayarak, arkasında da durarak bu mücadelenin sürmesi, devam etmesi gerekiyor ki gurbetlere layık olmanın bana sorarsanız bir yolu da budur, burada geçmektedir.